bilim kadınını kaybetti. Normal bir bilim kadını da değildi kendisi. Türk-Rus işbirliği için büyük çabalar sarf etti, büyük mücadeleler vermiş bir insan. Onunla daha fazla aslında mücadelelerimiz olacaktı. O bayrağı bizler ele aldık. Evet. Aslında hepimiz bu Avrasya'daki bu zafer sunağına hepimiz bedenimizi koyduk. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Darya Abdugina, TGV Başkanımız ve Aydınlık Gazetemizden arkadaşımızla birlikte. Evet. Dilek Çınar ve Işık Akfırat'la birlikte. Bu da Darya Dugina'nın aslında kimin yanında olduğunu, kimlerle birlikte olduğunu da gösteriyor. Şimdi burada söyleyeceğimiz tabii çok şey var. Ancak bu suikast girişimi sadece Darya'ya değil, Türk-Rus işbirliği için mücadele eden tüm fedailere karşı yapılmış bir suikast girişimiydi. Tabii birileri korktu bundan. Bunu da değineceğiz. Biz korkmadan mücadelemize devam edeceğiz. Ama korkanları da söylemek boynumuzun borcu. Bu patlamadan sonra biliyorsunuz Amerika'dan bir mektup geldi. TÜSİAD'a. Tabii ATSİAD diyebiliriz artık onlara. Atlantik Sanayici İş Adamları Derneği. Bunlar mektuba cevap bile veremediler Amerika'dan gelen mektuba. Bakanlıklara ilettiler. Bir de postacı görevi üstlenmişler. Bakanlıklardan da bu cevap gelemedi. Evet. Yani Amerika'ya karşı. Ancak biz bu mücadeleye devam edeceğiz Türkiye'de. Rusya'daki gençler de, Türkiye'deki genç Türkler de bu mücadeleye devam edecek. Sonuna kadar yürüteceğiz bu mücadeleyi. Benim söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Ancak bu sanayici mevzusunu bir açmamız gerekiyor. Türkiye'de ya bu sanayiciler, bu gördüğümüz TÜSİAD'daki sanayicilerin çoğu kamu bankalarından kredi alıyor. Devlet teşviklerinden faydalanıyor. Çoğu projeleri sizler de biliyorsunuz, üniversitede yürütülen projelerin çoğu KDV'den, vergiden muafiyetleri var. Biliyorsunuz teşvikleri var bunların. Çoğu yürüttükleri proje devlet destekli bunların. Birçoğunda kendi aslında vakıf üniversiteleri, vakıf tabii kendi vakıf üniversiteleri var. Bakıyoruz devlet üniversitelerindeler, teknoparklarındalar. Devletin kaynaklarını kullanıyorlar. Devletin parasını kullanıyorlar. Yani devlet derken Türk halkının parası bunlar. Türk halkının kaynakları bunlar. Türkiye'nin, Türk halkının en fazla ihtiyaç duyduğu anda da korkakça sessiz kalıyorlar. Cevap bile veremiyor. Ancak ben umutluyum. Türkiye'de gerçekten üretmek isteyen, büyük sanayiler oluşturmak isteyen, KOBİ'lerimiz, küçük ölçekli, orta ölçekli, büyük ölçekli işletmelerimiz, milli bunlar mevcut. Var. Evet. Geçen hafta bir Vatan Partili arkadaşım aradı. Bir internet sağlayıcısı olan ve altyapı kuran bir firmayla görüştürdüler. Gittim kendileriyle görüştüm. Kendilerine şu öneride bulundum. Dedim Suriye'de çalışmak ister misiniz? Yani Suriye'nin fiber optik altyapılarını, kablolarını vesaire, internet sağlayıcılarını. Bunları seve seve dedi. Bütün Suriye'nin altyapısını oluştururuz dedi. Ondan bir gün önce başka bir savunma sanayinde hocamızla görüştüm. Ya hocam dedim Suriye'de teknik okul, meslek okulu, tabii onlar var Şam'da vesaire, diğer bölgelerde var ama bu savaş bölgeleri temizlendikten sonra, şimdi Türkiye Vatan Partisi büyük bir atılım yapıyor bu konuda. Buralarda teknik okul, meslek okulları, üniversite laboratuvarları kurabilir miyiz? Alasını yaparız dedi. Görüyoruz ki bu korkaklarla yürümeyecek bu iş. Biz ele alacağız. Evet. Yapacak olan Türkiye'de var. Savaşacak kişiler mevzide, ön mevzilere gelecek. Savaşmayanlar ön mevzide işleri yok. Evet. Kimse kusura bakmasın. Kimse öyle mevcut mevzisinde de kalamayacak yani. Aynen. Savaşmıyorum
bana evet, öyle bir şansı yok. Bir şey. Öyle bir şansı yok kimsenin. Türk halkının kaynaklarını kullanacaksınız. Türk devletinin kaynaklarını kullanacaksınız. Ondan sonra ben sessiz kalacağım. Doğru. Rusya ile ilişkilerimiz, Suriye ile ilişkilerimiz, İran ile ilişkilerimiz, bunların biraz daha ilerleyen sürelerde biraz daha açarız. Bu ilişkiler nasıl sağlanabilir? Bilimsel alanda, teknolojik alanda neler yapabiliriz? Bunları açarız biraz da. Şunu görmemiz lazım. Asya, Avrasya ayağa kalktı. Ve Atlantik cephesi de fikren mağlup oldu. Fikren mağlup olduğu için bu bombalı eylemler gerçekleşiyor. Tabii bu bombalı eylemler bu kadar büyük bir insan hareketinin önüne geçmesi vesaire mümkün imkansız. Değil. Mümkün değil. Yani kendi klasik işte yaklaşık işte gladyo tarihini ele aldığımızdan bu yana başvurdukları işte en korkakça yöntemler bunlar. Ama dediğiniz çok doğru. Şimdi Asya'dan Avrupa'ya uzanan bir şey var. Koridor ağı var, ticaret ağı var, insani ağı var. Yani birlikte ticaret yapıyorlar, birlikte ortak projeler yapıyorlar. Şangay İşbirliği Örgütü var. Yani dediğiniz çok doğru. Mesela şimdi bizim Suriye ile bilimsel işbirliğimiz, Suriye'nin altyapısının kuvvetlendirilmesi, Suriye'nin tekrar ayağa kaldırılması, bunlar Amerika'nın da değil, Fransa'nın da işi değil, İngiltere'nin de. Zaten onlar bu mazlumlar coğrafyasını bu hale getiriyorlar. Bu yine bizlerin dayanışmasıyla, Suriye-Türkiye dayanışmasıyla, Suriye-İran, Rusya, Çin, Pakistan, Asya, hatta Avrupa için tabii Türkiye Cumhuriyetlerimiz, Türklerimiz, onların haricinde ben şunu da görüyorum, yani Avrupa içerisinde bile Atlantik sisteminin çöktüğünü, insanlığa bir gelecek vaat etmediğini gören aklı başında aydınlar var. Yani bunlar kendi ülkelerinde şu an olmasa bile giderek ağırlıklarını arttıracaklar. Çünkü eşyanın tabiatına aykırı aksi halde. Yani onlar da yaşamak isteyecekler. Onlar da yeni dünyayla kavuşmak, buluşmak isteyecekler. Çünkü yeni dünyanın vaat ettikleri eski dünyanın şu an dayattıklarının çok çok ötesinde bir gerçeklik. Yani Duginalar işte bu yeni dünyanın, yeni insanlığın kahramanları. İşte tabii Dugina diyoruz ama Dilek Çınar da bizim kahramanımız. Yani yani insan yapısı olarak aynı, kumaş olarak aynı. Çin hocam Irak'ta 20 tane üniversite, yani yüksekokul üniversite açılmasına yönelik geçen aylarda bir anlaşma yaptı. Benzer şekilde, yani bunu şu amaçlı söylüyorum, yapıcılarla yıkıcılar arasındaki farkı gösterebilmek açısından. Biz bir intikamla da hareket etmiyoruz. Evet, evet. Yani biz dünyayı yaşanabilir, evet, medeni bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Yani gerçekten büyük bir acı yaşattı bize bu olay. Ama bizi ateşledi. Acı yaşattı ama ateşledi daha fazla. Bu aynı acıyı Kasım Süleymani'de yaşadık. Rahmetli, Soner Polat'ın vefatında, evet, yaşadık, evet, bu acıyı. Çünkü Avrasya kaybetti. Hep aynı bu insan kumaşından bahsediyorsunuz hocam. Hep aynı insan kumaşından. Ya bir de hepimizin yeri doldurulur hocam. Yani tabii, bizler... emsalsiz, yani emsalsiz yürekler taşıyoruz ama emsalsiz değiliz. Yani bizim bıraktığımız, biz nasıl başka bayrakları devralıyorsak, bizlerin bıraktığı bayrakları da devralacak vatanseverler de var, insanseverler de var, anti-emperyalistler de var. Yani bu böyle insanları katletmekle falan öyle hesaplaşmak falan öyle olmuyor. Bu insanoğlunun mücadelesi, vatanseverlerin mücadelesi devam ediyor ve çok güzel yerlerdeyiz, çok güzel başarılar. Yani mutlu olan biziz, umutlu olan biziz. Çünkü biz insanlığın yeni paylaşım ekonomisini, birliktelik ekonomisini, birlikte yaşama kültürünü vesaire bizler temsil ediyoruz. Bu sebeple öyle insan katletmekle vesaire hiçbir şekilde bir yere de varamazlar. Muhakkak bayrağı devralacak birileri çıkacak. Katılıyorum size. Evet. Dugina'yı anmak tabii bizim için zor bir şey oluyor. Yani Dugina gibi insanları anmak. Yani Dugina bir örnekti. Dugina gibi arkadaşlarımızı anmak bizim için zor. Ama bir bilim insanıydı. Toplum bilimleriyle ilgili. Putin de kendisinin genç yaşına rağmen filozof karakterli birisi olduğunu, kendi toplumuna faydalı bir insan olduğunu söylüyordu.
ödüllendirdi de. Yani bu da aslında Rus devletinde ne kadar önemli bir insan olduğunu. Şimdi bazı sözler var hocam. Hiç aslında önemli bir insan değilmiş. Bilmem Alexander Dugin önemli değilmiş. Darya Dugin var önemli. Var var evet onları duyuyoruz. Yani işte kendi kendilerini avutuyorlar. Ne kadar önemli olduğunu zaten bizatihi Putin tavrıyla ispat etmiş oldu. Evet hocam bu girişten sonra biz kaldığımız yerden devam edelim. Geçen hafta nadir toprak elementleriyle ilgili bir paylaşımda bulunduk seyircilerimize. Bugün nadir toprak elementleriyle devam edelim. Daha sonra da nadir toprak elementlerinden elde ettiğimiz bulgularla, daha doğrusu o kaynağımızı kullanarak teknolojiye nasıl katkılarda bulunacağımıza dair de konuşmaya devam edelim. Buyurun hocam. Geçen hafta biraz nadir bulunan elementlerden evet. bahsettik. Biz şimdi NTE'ler yani nadir toprak elementleri. Şimdi ikisinin arasında fark var. Yaklaşık 17 tanedir. Hatta sırayla 4 tanesini ben ele aldım, inceledim. Onları biraz halkımıza aktaralım. Örnek olsun diye neden önemli bu nadir toprak elementleri? Biraz açmak isteyeceğim. Damla arkadaşımızdan Europium resmini alırsak bu malzeme ağır elementlerden, NTE'lerin içinde ağır elementlerden. Bunun bir özelliği var, nötron emilimi sağlıyor. Evet bu Europium dediğimiz element. Bu çok az, dünyada çok az bulunuyor. Bizim de Eskişehir'de bu çalışma başladı. Bunun özelliğini anlatayım. Neden bunlar önemli? Mesela nötron emilimini sağlıyor. Bu da evet. Nötron emilimini sağlıyor. Biraz nükleer reaktörden bahsedersek nasıl çalışıyor, neden önemli olduğunu da net anlamış oluruz. Uranyum elementine nötron bombardımanı yaparak excited İngilizcesi Türkçesi heyecanlandırmak aslında tam karşılığı yok ama çekirdek içine heyecanlandırırsınız ve orada çekirdek parçalanır nötron bombardımanıyla enerjisi yükselir ve daha büyük bir enerji ortaya çıkar. Bu enerji ortaya çıkarken yine bu çekirdeğin içindeki nötronlar da saçılır. Yani ortamda nötron artışı oluşur. Biz bunu istemiyoruz nükleer reaktörlerde. Nötronu kontrol altında tutmamız lazım ki reaktörü de kontrol altında tutabilelim. Yani bu reaktörün etrafında nötronu tutan bazı malzemeler var. Grafit gibi, europium gibi. Bu elementler nötronu yakalıyor ve sizin reaksiyonu kontrol altında tutmanızı sağlıyor. Yoksa reaktör erir. Çok hızlı reaksiyon gerçekleşir, reaktör erir. Gelecek şey olamaz zaten. Yok. Onu tutman yani, zorundasın. Tabii, kontrol altında tutmamız gerekiyor. Bunun haricinde sokak aydınlatmalarında bu civa buharlı lambalar var. Bu lambaların içinde kullanılıyor. Işığın şiddetini arttırmak için kullanılan bir malzeme. Bir de doğal ışık görüntüsü veriyor bu malzeme denenmiş. Bunların haricinde ikinci bir ağır elementimiz var. Halmiyum. Bunun da en büyük özelliği manyetik momenti en yüksek elementlerden bir tanesi. Yani bir manyetik malzeme yapacağınız zaman, neodyum mıknatıslar gibi böyle manyetik malzemelerimiz var. Manyetik malzeme yapacağımız zaman bunların dipol kutuplarını oluşturmak için, yani kutup noktalarının şiddetini arttırmak için bu halmiyum kullanılıyor. Onun haricinde yarı iletken lazerlerde. Bu lazerler özel lazerler. O evde oynadığımız lazerlerden değil, sağlık ve medikalde kullanılan lazerler bunlar. Diş alanında da kullanılıyor bu lazerler. Hafif olan elemente geçecek olursak seryum denilen bir elementimiz daha var. Damla arkadaşımız seryum adlı resmi verirse katalizör olarak kullanılmış bunlar. Evet. Kendini temizleyen fırınlarda kullanılmış. Fırının iç duvarına kaplama yapılmış. Bu malzemenin özelliği bakteri, kir tutmuyor, kendini temizleyebiliyor bu malzeme. Bu da yine doğada çok az bulunuyor. Ama yaptığınız bu elementi doplayarak veya alaşım yaparak yeni elde ettiğiniz malzemeye böyle özellikler kazandırıyor.
Bunun haricinde dizel yakıtlarda bunun bu elementin nano partikül hali var. Dizel yakıtlara karıştırılmış. Bu da yanmayı arttırıyor. Yani karbon emisyonunu düşürmede kullanılmış. Karbon emisyonunun düşürülmesine yönelik çalışmalar çok her yerde. Önemli. Biz hocam çeşitli rotalama problemlerinde, yani endüstri mühendisi açısından söylüyorum, rotalama problemlerinde eskiden maliyet yani amaç fonksiyonunda maliyet unsurunu çok şey yapıyorduk, hesaplamaya çalışıyorduk. Yani onu temel alıyorduk. Şimdi onun yanına karbon emisyonu da o denklemin içerisine girdi. Evet. Bu da demek ki talebi artacak. Kullanılan bir malzeme. Sadece bu değil tabii. Başka malzemeler de var ama bunun özelliklerinin arasında yer alıyor. Bunun başka bir özelliği daha var. Buna bir sert metal bıçak sürttüğünüzde yüzeyde tutuşma oluşuyor. Bunlar çakmak taşlarında alaşım olarak kullanılmış. Yani elektron atma özelliği var. Yani kıvılcım atıyor. İki hafta önce programda bahsetmiştim. Doğalgaz boru hatlarında, işte petrol boru hatlarında, rafinerilerde güç aktarım organı olarak kullanılan bazı mekanik parçalar var. Bu mekanik parçalar doğal gazla çalıştığı için, o ortamda çalıştığı için kıvılcım atmaması gerekiyor. İki hafta önceki konunun tam tersi bu. Ya bir malzemede istiyoruz ki kıvılcım atmasın, yoksa patlama olur. Bir malzemede de istiyoruz ki kıvılcım atsın. İşte o zaman bu elementi kullanıyoruz. Buralarda kullanılmış. Bunun haricinde preseodim denilen bir malzememiz var. Söylemesi zor bir malzeme. Damla arkadaşımız onu da yayınlarsa sevinirim. Bunun oksidi karbon elektrotlarında ark aydınlatmada kullanılmış. Biraz sarı renk veriyor, güzel bir sarı renk veriyor cama. Ve bununla yapılan camlarda ultraviyole ışınların radyoaktivitesini tutucu özelliği var. UV ışınların radyoaktivitesini tutma özelliği var. Evet, bu malzeme. Bunlar direkt kullanılmıyor. Bunlardan çok az, 10 binde bir, 100 binde bir, milyonda bir oranında kullanılarak. Kullanılması bile tabii, yani yapıya özelliğini mi veriyor? Özelliğini veriyor, çok değiştiriyor. Demin mesela bahsettiğim malzemede manyetik momenti çok yüksek. Malzemeye işte 10 binde bir veya 100 binde, milyonda bir kat oranında dopladığınızda o malzemeye manyetik özellik katıyor. Kendisi de nadir kullanıldığı, yani kullanıldığı şey içerisinde, kimya içerisinde de nadir kullanıldığı, evet, aslında. Bu mesela bu praseodin dediğimiz malzeme, bu kaynakçı gözlükleri vardır. Evet. İşte o ultraviyolenin radyasyonunu bu malzeme sayesinde o gözlüklere kaplama yapılarak sağlanıyor. Bunun haricinde bunun çok daha enteresan bir özelliği var. Uçak motorlarında mukavemete dayalı metaller kullanmanız gerekiyor. Çok ısıya, yüksek ısıya ve mukavemete dayanıklı olması gerekiyor. Bu alaşım yapılırken ajan olarak kullanılıyor bu malzeme. Yani mukavemeti arttırmak istediğiniz alaşımla asıl metali bir araya getirirken bunu ajan olarak kullanıyorsunuz. Malzemeyi bir arada tutuyor. Bunun bir de böyle bir özelliği var. Uçak motorlarında, jet motorunu ve roket motorlarında kullanılıyor. Şimdi bunlar gerçekten çok özel. Uzay sanayinde vesairede kullanılan başka alanlar var. Ben 4 tanesi, 17 tanenin 4 tanesini burada örnek aldım. Bunlar gerçekten çok özel yerlerde kullanılıyor ve çok pahalı malzemeler. Doğada da çok az bulunuyor. Türkiye'nin bu atılımı yapması gerçekten çok çok önemli. Yani sadece şey olarak görmeyin. Bunlar evet yurt dışından ithal de edebilirsiniz. Pahalı bir malzeme ama sürekli deneme yapamazsınız bunlarla. Kullandığınız yani elementleri tanıtırken kullandığınız kullanım alanları tüm dünya genelinde yaygın. Yani örnek söyleyelim, mesela başlangıçta söylediğiniz nükleer santraller diyelim. Nükleer santraller dünyanın hemen gelişmiş ülkelerin tamamında, gelişmekte olan ülkelerinde birçoğunda, Türkiye dahil olmak üzere, faaliyet içerisinde veyahut da faaliyete hazırlanıyor. Şimdi hocam bu örnek Almanya
bir nadir element ülkesi değil. Veyahut işte Amerika nadir element ülkesi değil aslında. Hani belki kısmen, ben o rakamları çok iyi bilmiyorum, kısmen kendi ülkelerinde buna benzer şeyler vardır, elementler, ama Türkiye'deki gibi milyon ton, işte bir numara Çin, iki numara Türkiye oldu şimdi. Milyon tonlarda değil. Yani böyle bir devasa bir damar yok. Belki çok cılız bir damarda şey yapıyorlar, ürün tedarik ediyorlar, ama şimdi bu nadir, yani ekonomide bir tabir var hocam. Bir şeyin az bulunuyor olması onun kıymetini arttırıyor. Şimdi dünyada az ama bizde çok şimdi. Yani çok önemli bir kaynak değil mi? Sadece bunu peki satış bizim, olarak düşünmeyelim. Haklısınız ama birisi bir şey imal edecek. Yani mesela tabii nükleer tesis önemli, yapacak. Önemli. Bunun ihtiyacı var. Tabii tabii. Yani alacak önemli. Bir yerden alacak. Ya Çin'den alacak ya da şimdi gelecek. İşte örnek söylüyorum, biz bunları iyi kamu şeyinde disiplininde tutabilirsek, yani kamunun ekonomi disiplininde tutabilirsek bunları, Türkiye için çok olumlu bir kaynağa sahip olmuş olduk. Yani biz yaparız derken aslında bu kaynağı nereden bulacaksın yaparken sorusuna cevaben de söyleyebiliriz. Yani Türkiye'nin kaynakları çok. Çok. Biz bunları devletin ekonomi tekeline alıp işte stratejisi, yani kalkınma planlı kalkınmanın stratejisi içerisine kaynak olarak da koyabiliriz. Şimdi bunları evet üretelim, saflaştıralım. Ancak bunları bir de target haline getirelim. Target dediğimiz şey hedef, evet. Aslında İngilizcesi, ama fizikte sputter dediğimiz atomik yapıda malzeme biriktirebilmeniz için kullandığımız hedef. Yani atom koparttığımız malzeme. Şimdi sadece bunların satışı olarak düşünmeyelim. Bir sürü laboratuvarımız var, bir sürü fizik ve kimya malzeme biliminde çalışan arkadaşlar var. Farklı farklı malzemeler denemek istiyorlar. Dünyada denenmemiş. Dediğim gibi çok değişik özellikleri var. Optik özellikleri var, elektronik özellikleri var, optoelektronik özellikleri var. İkisi aynı anda. Mekanik özellikleri var, ısı özellikleri var, manyetik özellikleri var. Bunların hepsini ayrı ayrı yerlerde denemeniz gerekiyor. Ve yeni malzemeler bulmanız gerekiyor. Şimdi evet, bunun gramına, şimdi rakamını bilmiyorum ama 50 bin lira ödediniz diyelim. Binlerce dolar diyelim. İşte. 50 bin lira. Ama yeni bir malzeme geliştirdiğinizde bununla, evet, rakam milyon TL'leri buluyor. Katma değeri dönüşme ihtimali. Ya şey, bunun altını çizelim. Bu elementler saflaştırıldıktan sonra bunları Türkiye devleti olarak target haline getirelim ve laboratuvarlarımızın ihtiyaçlarına göre dağıtalım bunları. Bir kısmını. Yine güzel bir yere temas ediyorsunuz. Siz söyleyince benim aklıma hemen işte biz neler yapabiliriz, neler yapmalıyız babında şeyler geliyor, fikirler geliyor. Şimdi Türkiye'de bizim işsizlik problemimiz var değil mi? Genç işsizlik vesaire. İnsanlar niye genç işsiz? Çünkü yani planlama olmadığı için kimin ne yapacağı belli değil. Herkes kendi kaderinin peşinde koşuyor ve kendi imkanlarıyla öyle veya böyle hayat içerisinde var olmaya çalışıyor. Ama örnek, yine sizin söylediğinizde bizim laboratuvar sayımız çok az. Şu an örnek söylüyorum, 3000 tane laboratuvarımız varsa bizim 50 bin tane laboratuvarımız olması gerekiyor. Tabii canım. 50 bin laboratuvar. Bir laboratuvarda laboratuvarın büyüklüğüne göre değişiyor. Yapılan işin şeyine göre, niteliğine göre de değişiyor ama minimum 15 kişi desek, 20 kişi desek 50 bin çarpı 20 oluyor. Yani genç insanlar bilime yönlendirilebilir. Bu alanlarda katma değerli ürünler çok ifade ettiğiniz potansiyelimiz var bu konuda. Ya, harika bir iş genç, konu işte. Nüfusumuz genç bir nüfusa sahip. İş adamlarımız paraları Londra'lara kaçırmak yerine, offshore hesaplara kaçırmak yerine, işte Amerika'nın kıytırık bir elçisinden bir şey söylediği tırsmak yerine, ya biraz dik olun ya. Dik olun, bak Türk milleti hazır, bir genç nüfusunuz var. Türk ordumuz bunlarla var. Bunlarla olmayacak. Ya olmuyor ama biz bunu yapmak olmayacak. Zorundayız. Türkiye'nin yani şimdi geleceğinde de bunlar olmayacak gibi geliyor. Evet, ama yapmak zorundayız değil mi hocam? Yani tabii. Olmayacak çünkü biz bunu yapmak zorundayız. Önüne de çıkamaz kimse. Yapmalıyız değil, yapmak evet. Zorundayız evet, evet. Dediğiniz gibi. Kesinlikle, yani o zaman siz o paraları biriktir, biriktir, biriktir. Londra'da bir hesabı şişir dur.
veyahut da işte offshore hesapları şişir dur. Yani bana bir faydası yok. Geçen hafta 10 bin iş adamını sormuştuk. Faydasız adamın da Türkiye'de aslında yeri yok. Geçen hafta 10 bin iş adamını sormuştuk. Evet. Bu hafta TÜSİAD cevabını verdi. Evet, kimler olduğunu gördük. Evet, biz izledik. Kimler olduğunu gördük. Paraları, devlet kredilerini çekip gidip dövize yatıranları bu hafta gördük kim olduklarını. Ne güzel değil mi? Yani böyle kaynaklarımız orada bekliyor. İş yapacak genç nüfus. Hepsi, ben hani Atatürk bunu çok güzel söylüyor. Türk milleti zekidir, çalışkandır. Ben hani o ses, şimdi kendim o cümleyi kurunca bile kafamda Atatürk'ün sesiyle kuruluyor ama. Evet. Yani içimizde o Atatürk'ün sesiyle o haykırışı yapıyor. Türk milleti zeki, çalışkan. Ama şu an parantez içerisinde söylüyorum, gençler açısından diyorum, işsiz. O zaman iş insanlarımız, o işte korkanlar, sonuna siyatlar, işte istediğiniz kadar siyat ekleyin. Ama iş siz bunlar Türkiye'nin... Bunlar kosiyat, korkak sanayici iş adamları da. Türkiye'nin şeylerine, yaralarına merhem değilsiniz siz. Niye varsınız o zaman? Türkiye'yi sömürüyorlar, evet. Söylüyorum. Evet. Herhangi bir devlet üniversitesinin, teknik alanda, bilimsel alanda çalışan devlet üniversitesinin teknoparklarını inceleyin. Bakın, evet. Kimler? Özel üniversiteleri olanlar. Evet, evet. Size sıra bile gelmiyor. Tabii. Bunları görüyoruz. Yani görülüyor, biliniyor. Yani biz burada hocam, Türk milletinin vicdanı sesi olarak aslında gördüğümüz çarpıklığı, hatayı, hatta daha belki biraz sert olacak ama ihaneti de. Bu ihanet burada, sert, evet, değil, evet. Bu düpedüz ihanet. Evet, burada açıkça söylüyoruz. Türkiye savaşıyor şu anda. Evet. Mehmetçiyi savaşıyor, polisi savaşıyor, Türk halkı savaşıyor. Tabii. Herkes savaşıyor. Vatan Partisi en önde savaşıyor. Tabii, tabii. Ama bunlar... Kesinlikle. Kesinlikle. Gidin bakın, bunların otoparklarına bakın, arabalarına bakın. Hepsi 8-10 şirket arabasıdır bunların hepsi. Kendi 8-10 tane, her 8-10 tane. Kendisinin 8 tane, oğlunun 8 tane, kızının 8 tane, eşinin 8 tane. Ya bir şirketin spor arabası niye olur ki? Bir şirket aracı ya bir minibüsü vardır, lüks araç olabilir. Tabii. Ama spor araba, bunlar devletin, ya tüzel kişilik değil mi? Bunlar devletin, Türk halkının. Tamam, onlar da ne yapıyorlar hocam? Bir kanun maddesini şöyle düşünelim. Bir de gider gösteriyorlar. Bir dikili taş gibi düşünelim. Kanun maddesi bir dikili taş. Devletin diktiği bir taş. Onun etrafında dönüyorlar, dönüyorlar, dönüyorlar. Yani taşın etrafında 50 tur atıyorlar. O taşa bir türlü gelemiyorlar. Evet, kanunun etrafında dolanmak diye bir tabir var ya. Yani kanunun etrafında dolanıyorlar habire. Yani kanunu gerektiğini yapmıyorlar ama herkes bir şekilde yolunu buluyor. Yani yolunu buluyorlar. Ama bunlar bizim işte bilimsel çabalarda bilim insanlarımızın yeterli kaynaklara sahip olamaması. Yani bilgisayarının yetersiz olması nedeniyle istenilen simülasyonu çalıştıramayan bilim insanı var ya. Yani bilgisayarı yetersiz. Kaynak yazacak, kaynak bekleyecek de bilgisayar, birisi imza atacak, birisi okuyacak. Yani bürokrasi de bilim anlamında, bürokrasi de çok yavaş. Yani bürokrasinin hızlanması, çünkü bunların hepsi bakış açısıyla ilgili. Yani biz ne amaçla o koltuklarda oturuyoruz? Yani ben mesela şu an bu koltukta oturuyorum, bu programı yapacağım. Yani benim amacım var. Yani siz o koltukta bir şekilde oturuyorsunuz. Kanun sizin şeyinizi, görev tanımınızı yapmış. Türk milletine hizmet edeceksin. Türk milletine efendilik yapmayacaksın. Türk milletine hizmet edeceksin. Senin burada görev tanımın belli. İşlerin önünü açacaksın, bilim insanlarının önünü açacaksın, onuralara kaynak yaratacaksın. Ama herkes bir üstünden şeyi bekliyor. Yani hep onaylar bekleniyor, hep bir şey. Yani çok işimiz var hocam. O kadar çok konu var ki. Çok, evet. Bir defa başıma gelen bir olayı anlatayım. Bir nano malzemeyi, işte, Hindistan'da galiba bir deneme yapılmış. Bir membran içinde saflaştırma yapılmış. Dedim ben de bir deneyeyim. O membranı Kanada'dan getirteyim dedim. Şöyle bir metrelik bir membran. 15 günde gelmesi gereken membran 45 günde elime ulaştı. Telefon açtım işte bunu tedarik eden buradaki temsilciye. Dedim ya niye geç kaldınız? Yani 15 gün taahhüdünüz vardı, 45 günde elime ulaştı. Dedi oho dedi, siz daha listenin en son kısmındasınız dedi. Diyaliz makinalarında kullanılıyormuş bu membran. Meğersem Kanada
gizli olarak bize ambargo, yani iş yavaşlatarak ambargo uyguluyor. Diyeliz makinelerinden kullanılıyor. Ben bir deneme yapıyorum, laboratuvar denemesi yapıyorum. Olsa da olur, olmasa da olur. Ama diyaliz makinelerinde kullanılan bir membran. Ben şok oldum o an. Bu Türkiye'de üretilmiyor mu? Üretilmiyor. O an için, şu an bilmiyorum. Araştırmadım. Yani üreteceğimiz, millileştireceğimiz o kadar çok ürün, o kadar çok malzeme, o kadar çok makine var ki bunları hepsini üretmeye karar versek ne işsizlik sorunumuz kalır, ne ekonomik sorunumuz kalır. Sadece fonları, yurt içi fonları, yurt dışı fonlarımızı doğru projelere aktarmamız gerekiyor. Doğru laboratuvarlara ulaştırmamız gerekiyor. Mesela fon kısmında da açacağız galiba. Evet, orada şu, biz hani birlikte tartışırken bu konuyu hocam, kaynak konusunu, bunu şu, hani adına fon diyoruz ama fon şimdi biraz böyle fondaş bazı böyle isimler. Kamuoyunu yanıltmak para için, evet, kamuoyunu yanıltmak için çeşitli amaçlarla bir şeyler yapıyorlar. Yani mesleklerini, kalemlerini satıyorlar. Yani oradaki fon değil de bizim demek istediğimiz fon, işte Türk milletinin bilimle, teknolojiyle ilerlemesi için ayrılması gereken kaynaklar. Kaynaklar. Şimdi bu bizde mesela çok fazla, mesela TÜBİTAK aracılığıyla işte bilim insanları, bilimle uğraşan kişiler, akademiler, işte özel şirketler de dahil olmak üzere şeyler yapıyorlar hocam, projeler yapıyorlar. İşte neler yapıyorlar? Kimisi makine mühendisliği alanında bir buluşla ilgili çalışıyor, kimisi fizik alanında, kimisi kimya, kimisi tıp alanında, kimisi de işte endüstri mühendisliği alanlarında, yapay zeka, bilişim, bilgisayar, çeşitli alanlarda. Herkes bir üretim içerisinde, yani herkes dediğim bilim insanları, bu işlerin içerisinde olanlar üretim yapmak istiyorlar ve bunun için de kaynaklar bulmaya çalışıyorlar. Şimdi biz destek ararken bakıyoruz ki bir proje fikri geliyor. Nereden bulacağız bunun kaynağını? Arıyoruz, bulamıyoruz. Bir bakıyorsun işte Avrupa Birliği'nin bilmem ne fonu var. Bir de oraya projemizi dahil edelim diyor. Ben hani bunu şey açısından eleştirmiyorum, böyle hani Avrupa Birliği'nin projesine katılırsın, onda sorun her yok. Her yere katıl, her tabii, projeye katıl. Fikrinin şey yapması, hayata geçmesi için bir takım böyle şeyler, desteklerden yararlanmakta sakınca yok. Ancak şimdi bizim Darya'ların da bıraktığı yerden şunu da artık Şangay İşbirliği Örgütü'nün önüne koymak durumundayız. Diyoruz ki... Avrasya seçeneği diyoruz. Şangay ki 13 Eylül'de önemli bir toplantı olacak. Çok önemsiyorlar yani dünyanın önde gelen yorum şeyleri, platformları. Hocam Şangay İşbirliği Örgütü veyahut da Avrasya'nın çeşitli şeyleri, kurum ve kuruluşları artık Türkiye'nin de dahil olduğu, işte İran, Türkiye, Pakistan, beğenmedikleri Afganistan'ı da göreceğiz. İşte İran, Türkiye, Irak, Cumhuriyetler, Suriye, Venezuela, işte aşağı, Küba, hepsini katabiliriz. Diyecek ki ben bilimsel gelişme için fon ayırdım. Bu mazlumlar dünyasının bilim insanları bu fonlardan faydalanarak bilim üretsinler, teknoloji üretsinler, proje ortaya çıkarsınlar. Ve bu akademilerdeki batı merkezli hegemonyayı da bu şekilde artık zaten yok. Hani hegemonya diyorum ama fiilen bitmiş. Yani bakın çalışmalara bakın. Ben hani bunu şu amaçla da söylemiyorum. Batı'da da çok nitelikli bilim insanları var. Hepimizi ışık tutuyorlar. Çok kaliteli, nitelikli insanlar. Var saygı duyuyoruz. Hepsini de şükranlarımızla iletiyoruz. Hatta Batı'da çalışan bizim Türk bilim insanlarımız, mühendislerimiz kesinlikle. De kesinlikle. Hepsine yani büyük saygı duyuyoruz. Hepsine de Allah sağlık, sıhhat versin. Ancak bu duygusallığı bir kenara bırakarak hayatın gerçeğiyle şu an bizim de insanoğlunda verdiği mücadeleyi de desteklemek açısından bu öneriyi de ben bu programda program vesilesiyle yapmak istiyorum. Ben ek yapabilir miyim? Buyurun hocam. Şiyo'da 2003 yılında çok sayıda, ben bir makaleden aktaracağım, çok sayıda projenin uygulanması son derece sınırlı kaldı diyor. Bunun üzerine Şio projeleri yürürlüğe koymanın hız ve etkinliğini arttırmak için planlar hazırlanmış. 2013 yıllık zirvesinde tartışılan ve yakın gelecekte kurulması muhtemel görülen Şio Kalkınma Fonu'nun oluşturulması çok önemli diyor.
Bu düzlem uyarınca, bu tabii eski bir makale, yani 2013 yılında bu adımlar atılmış. Hatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2006 zirvesinde bir Şio Enerji Kulübü oluşturma önerisinde bulunmuş. Yani bu öneriler getirilmiş. Şu son anı bilmiyoruz ne durumda. Şio'da bir kalkınma fonu, aynı Avrupa Birliği gibi üniversitelerin faydalanabileceği, araştırma kuruluşları, startuplar mesela, onlar şimdi yeni Gözde ismiyle, yani bizim bireysel bir şirketimiz var. Orada çeşitli nitelikli insanlarla birlikte üretim yapıyoruz. Hı. Startup diyorlar vesaire. Onlar bu, da dahil. Bunlar oluyor. Yapılması gerekiyor ve hemen peşinden Sayın Putin'in önerisi de önemli. Bir enerji kulübü diyor. Onun yerine enerji araştırma enstitüsü, Şio'ya bağlı. Atom altı araştırma mesela CERN kuruldu Avrupa'da, Asya'da bunlar yapılabilir. Atom altı araştırma, yapay zeka araştırmaları, yapay zeka var. Yapılır. Şimdi çip alanında yapılır. Yarı iletken araştırmaları var. Ya birçok alanda böyle enstitüler, Şio'ya bağlı sağlık alanında Şio'ya bağlı enstitüler kurabiliriz. Diğer bütün Şio'ya bağlı ülkelerin üniversiteleri de buraya üye olabilirler, burada araştırma yapabilirler, buranın fonlarından faydalanabilirler. Bu şekilde çok iyi noktaya getiririz. Kesinlikle. Yani bizim hocam bu önümüzde duruyor zaten. Yani mesela biz yürümeye başlayınca ufuk 5 dakikamız kaldı bu arada. Ufuk çizgisine doğru görüyoruz. Ufuğun ötesine, yani ufuk ötesi diyoruz ya, yani biz gördüğümüzü zaten söylüyoruz da yürüyenlerin görebileceği kadar, hani mesela duranlarla biz o an karşılaştığımız duranlarla, onlar şeyi görürler sadece, gözünün önündekini. Ama yürüyenler o ufuk çizgisinin ötesine gitme kararlılığında olanlar da şeyi görüyorlar hocam. Dünyanın gittiği yeri de görüyorlar. Biz bu uyarıları o yüzden yapıyoruz. Yani bu önerileri, uyarı değil. Bizde de gündem var. Mesela Suriye Vatan Partisi Suriye'ye gidecek Eylül ayında. Evet. Tarih daha tam belli değil. Şimdi bu çok acil bir gündem. Suriye'nin tekrar Beşar Esad yönetimindeki Suriye'ye tekrar yapılanması gerekiyor. Kendi ülkelerini yapılandıracaklar. Bizim orada yardımcı olmamız gerekiyor. Rusya'dan şu anda birçok işte batı kaynaklı üreticiler, firmalar Rusya'yı terk etti. Ambargo uyguluyorlar bazen. Ambargo uygulanıyor. Bizim en kötü anımızda nükleer enerji diye dünyadan istediğimizde kimse yanımıza yanaşmazken Rusya yanımızda oldu kötü günümüzde. Hava savunma sistemi, yüksek irtifada füzeyle ilgili sıkıntımız vardı. Yüksek irtifamızda sıkıntı vardı. Rusya yanımızda oldu. Şimdi de Rusya'nın ihtiyacı var. Biz de Rusya'nın yanında olacağız. Biz bir de afaki bir şey söylemiyoruz. Bunlar gerçekçi. Yani ayakları yere basan şeyler. Çeşitli bunlar. Yorumcuların saptırmalı konuşmaları, olmayan şeyleri, kendi his dünyası, fikir dünyası veyahut da bağlı olduğu artık yapılar neyse yani, oralara özgü yaptığı yorumlar falan gerçek değil. Bu gerçek ise. Çünkü fiziki olarak ortada duruyor. Ben ne kadar, biz ne kadar söyleyelim, fiziki olarak ortada duran bir şey gerçektir yani. Gerçeklik var. Biz bunu, yani bu fırsatları bahsettiğiniz gibi Suriye'nin yeniden yapılandırılması özellikle bizim gerçekten boyun borcumuz gibi bir şey. Çünkü yani hem çok ciddi köklü akrabalık ilişkilerimiz var hocam. Hem de geleceğe burada birlikte yürüme ihtimali. Burada çoğu Suriyeli de eğitim gördü burada. Evet. Bizim tabii. Üniversitelerimizde eğitim evet. Gördüler. O ülkelerine geri döndüklerinde. Tabii, Suriye'yi birlikte inşa edeceğiz. Evet. Tabii Suriye'nin talepleri doğrultusunda. Tabii canım, biz yani, dayatma gibi değil söylediğimiz. Biz kardeşçe, insanca. Kardeşçe. Onlar bizim yüreğimizi bildikleri için, evet. Vatan Partisi'nin yüreğini bildikleri için bizim bu söylediğimiz ona şey gelmez. Dayatma gelmeyeceğinden eminiz yani. Biz de iyi niyetle söylüyoruz. Çünkü hocam mazlumlar dünyasında, bakın Çin örneğini verdim. İşte Irak'a 20 tane yüksek okul ve üstü yatırım yapacak. Yani yatırımdan bahsettiğim, Irak kendisi yapacak, Çin onu karşılayacak. Ama karşılarken de Çin'in bilimsel şeyini, gücünü de oraya yansıtacak. Tabii. Şimdi bu işleri yani gönlümden geçen tabii ki Şangay İşbirliği Örgütü, ben uluslararası ilişkiler uzmanı olarak konuşmuyorum. Ama olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu, hatta şık olacağı için söylüyorum. Şangay İşbirliği Örgütü'nün aktifleştirilmesi, daha böyle mazlumlar dünyasının kalkınmasına yönelik projelerde
çeşitli şeyler, gönüllü katılımlara açık olması hem onun vizyonu açısından hem de bizler açısından da iyi. Yani bu bizim hani değerlendirmemizde fayda var. Tabii bunlar şimdi acil gündem konuları olduğu için gündemimize almamız gerekiyor. Evet. Bizim şeyi anlatacaktık. Üç boyutlu yazıcıları anlatacaktık. Hatta ama 4 dakikamız kaldı. Bu hafta bir de konuğumuz vardı. Kendisi Peak anlatacaktı malzeme biliminden. Grip olduğu için riske atmak istemiyor. Covid mi daha tam testini yaptırmadı. Evet. Onun için bu hafta onu alamadık. Evet. İlerleyen haftalarda. Yani inşallah önümüzdeki hafta iyileşirse, uygun da olursa kıymetli bilim insanımızı da davet edelim hocam. Tabii. Hem Peak'i, Peak diyoruz mesela, bir programa Peak'i veriyoruz ama Peak neden önemli yani? Şimdiden birkaç cümle söyleyebilirsiniz Peak yani. Peak neden önemli? Peak kemiğe en yakın malzeme sertlik bakımından. Isıya dayanıklı bir malzeme. Şimdi kemik şöyle bir şey, öyle enteresan bir yapısı var ki ondan daha sert bir malzeme ile yan yana geldiğinde kemik erimeye başlıyor. Yani platin kullandığınızda, titanyum gibi malzemeler kullandığınızda kemikte uzun vadede erime oluşuyor. Ama Peak öyle bir şey değil. Kemiğe çok yakın bir malzeme sertlik bakımından. Zarar da vermiyor. Dişte de, ortopedide de, medikalde de kullanılıyor. Ha, evet, Peak malzeme bu. Tabii bu granül halinde normalde. Yönetmenimiz de çok güzel çalışıyor. Çok teşekkür ediyoruz Damla Hanım'a da. Çok teşekkürler. Şimdi bu konuda çalışan, Yıldız Teknik'te çalışan değerli bir arkadaşımız vardı. İşte onun grip nedeniyle önümüzdeki haftaya veya ondan sonraki haftaya davet ederiz kendisini iyileştiğinde. Hocam sizin bu konularınız, hani ben daha böyle modelleme, biraz daha böyle soyut matematik çalıştığım için siz doğrudan fizik bir de malzeme üzerinde çalıştınız. Ben çok heyecanlanıyorum mesela sizinle konuşmalarımızda çünkü benim hani soyut uzayda anlattıklarım bazen böyle ilgi çekici olabiliyor. Yani bilim kurgu ama bunlar hayata daha böyle şey teması. Öyle demeyin, teorik de çok önemli. O da önemli de şu hani hayata teması açısından. Ya hocam şimdi bugün zamanımız kalmadığı için iletemiyorum ama ya bir tane kızcağızın en azından şey verebiliriz. Medikritik'te kafatası modellemesi yapılmıştı. Damla hocam, Damla Hanım. Hayır, Medikritik. Şu kafatasın üstündeki... Bu. Şimdi burada bizim de bugün hani fırsatımız olsaydı anlatacağımız konulardan birisiydi. 3D baskı, yani 3D, 3 boyut demek. Malzemesi nedir bunun? Hocam, neyle burada çeşitli... Şimdi şöyle, ben tam bunun malzemesini... Bilmiyorum ama termoplastik olabilir, termoplastikler olabilir. Ama şunu yapıyor işte, yani bir modelliyor, küçük bir kızın hayatını kurtarıyor, bir bebeğin hayatını kurtarıyor. Evet, o yüzden yani bu meselelerle artık Türkiye'nin de hızlı bir şekilde bu alanlara girmesi, önlenebilir nedenlerle insan kaynağımızı kaybetmememiz gerekiyor. Tabii. Buradan bu mesajı verelim. Bizler de hazırız. Evet. Darya'mızın, Darya Dugina'nın fotoğrafıyla da hem seyircilerimize bugünkü programımızın sonunu geldiğini iletelim. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Daha umutlu yarınlarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Kıymetli hocam Serdar Ali Çavuşoğlu, ben Deniz Ali Alsaç. Bugünlük programımızı burada bitiriyoruz. Hoşça kalın. Türk halkına saygı ve sevgilerimizi iletiriz.